Davut Paşa'nın mezarına döktüğümüz su kurumadan bu haini vatanı bulacaksınız. Bulup adalete teslim edeceksiniz. Başlatan kim? Teşvik eden kim? İdare eden bu gariban zabitlerimin ve dahi askerlerimin aklına girip Devleti Osmaniye'ye karşı silah doğrultmaya kim ikna ettiyse hepsini tek tek bulup çıkartacaksınız. Ve bunu Davut Paşa'nın mezarındaki su kurumadan yapacaksınız. En yakınınızdakinin başını almak icap etse bile bulacaksınız. Efendi Boris! Efendi Boris, uyanmadınız mı daha? Şehrin bütün rıhtımları, bütün çıkış yolları kapanmış. Padişahın adamları her yerde, ev ev, dükkan dükkan sizi arıyor. Yalnız benim anlamadığım, Yüce Meclis'in adamları da sizi arıyor. Efendi Boris! Sizi padişahımızın yerine geçireceğini konuşuyor ve biliyor. Sizse hiçbir malumatım yok diyorsunuz. Kaç defa daha söylemem lazım? Yok. Bu isyanı başlatanlarla, bu darbeyi tertip edenlerle, padişah efendimi tahttan indirmek hesapları yapanlarla en ufak bir alakam yok. Madem alakan yok, neden senin adını veriyorlar? Onu bulmak benim değil. Senin vazifen Filinta Mustafa. Benim vazifem böylesine hayati bir meselede bana sorulan suallere karşı hakikati söylemek. Pekala. Diyelim ki bu isyanı tertip edenler sizin için. Amma ve lakin sizden habersiz bu olayı tertip ettiler ve muvaffak oldular. Sonra da kapınızı çalıp dediler ki, padişahım çok yaşa. Mühür sizindir.
Eline kadar gelmiş bu fırsatı. Ne zaman geleceği belli olmayan ve belki de hiçbir zaman gelmeyecek bu fırsatı. Geri tepeceğiniz mi söylüyorsunuz? Cihan padişahı olmayı red mi edeceksiniz yani? Sadece reddetmekle kalmazdım. Babamız kadar yakın bildiğimiz, sancağı ve hilafeti altında yaşamaktan şeref duyduğumuz amca sultanımızın hilafına, bize bu şerefsizliği teklif etme cüretinde bulunan hainlerin canını bizzat kendi ellerimle alırdım. Tam da tahmin ettiğimiz gibi. Bu oyun yapılacak hamleleri fark etmek ve tedbirini almak üzere kuruldu Efendi Cemil. Tıpkı Boris Arias'ın cellatlarını hücum meclisinin gücüne rağmen kandırma ihtimalini önceden hesaplamak gerektiği gibi. Boris'in cansız bedenini padişahın önüne atacak olanların şimdi bir lağım çukurunda yatıyor olmaları. Hesapladığımız ve tedbirini aldığımız hamlelerden birisi. Boris Harris'in Filinta Mustafa ve ekibine yakalanmamak için bizim istediğimiz yere gelmekten başka çaresi kalmayacak. O halde şimdi bizim en üst seviyedeki telkinlerimizin İşe yarama vakti geldi demektir. Şah. Padişahımızı indirince yerine kimi geçirecektiniz? Gel evlat! Mehmet. Şehzade Mehmet. Ayağa kalk. Hanımları, ötekini getirin. Selamünaleyküm arkadaşım. Emri kimden aldınız? Dedim ya, Miralay Hulki verdi emri. Birliği mi yaptınız ulan? Ölülerden isim vermeyeceksin bana. Dirilerden vereceksin. Ben başka kimseyi bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Çık içeri. Bütün her şey tafsilatlı bir şekilde anlaşılıyor mu bu haliyle Server? Tıpkı bana anlatmış olduğunuz gibi hazırlattım efendim. Fikir aşamasından fiiliyat aşamasına kadar padişahın tahttan indirilip yerine Şehzade Mehmet'in çıkarılmasıyla ilişkili tüm yazışmalar şifreli telgraflar halinde elinizdeki dosyada mevcut. Peki bu telgraflar kimlerin arasına gidip gelmiş? Boris Zaharyas ve Şehzade Mehmet arasında Yüce Efendi. Âlâ. Bu telgrafların şifresi kolay çözülebilir bir şifre mi? Bilhassa telgraf ve posta nazırlığının en sık kullandığı şifrelerden düzenlettim. Güzel. Bu dosyayı bir an evvel karargaha ulaştırın. Boris Harias'ın karşı hamle yapmasına fırsat vermeden derhal. Emredersiniz efendim. Bu matbu evrakın bizimle ilgili bulabilecekleri bir iz bırakmadınız inşallah Server. Müsterih olun efendim. Makinelerde kullandığımız kalıpları, hatta mürekkebi bile değiştirdik. Güzel. Derhal yollayın o halde karargaha. Peki.
Davut Paşa'nın yerine kim var şimdi orada? Eski nazırlardan Ruhi Paşa orada Yüce Efendi. Davut Paşa'nın yanında çalışıyor olduğuna dair malumatı ulaşmıştı daha önce bize. Ruhi Paşa, iyi. Ruhi Paşa bunu çözmekte zorlanmaz. Götür hemen Server, götür. Emredersiniz. Ruhi Paşa. Bizim kulağımıza gelen malumat, devleti âlinin bankasının başına getirdiğiniz, memleketin iktisadi istikbalini emanet ettiğiniz Boris Zaharyas namşahsın. Bu emanete ihanet ederek zat-ı devletlerini derdest edip Şehzade Mehmet Efendi'yi tahta geçirmek üzere bu isyanı tertip etmiş olduğudur. Emri kimden aldınız? Padişahımızın yerine kimi geçirecektiniz? Şehzade Mehmet'i çıkartacaktık tahta. Mehmet Efendi dediler bize. Şehzade Mehmet Efendi. Başka bildiğim bir şey yok. Mehmet. Şehzade Mehmet'i çıkartacaktık tahta. Mehmet Efendi dediler bize. Şehzade Mehmet Efendi. Başka bildiğim bir şey yok. Şehzade Mehmet. İsyanı çıkaran herkes sizin adınızı veriyor. Ve hala haberim yok diyorsunuz. Öyle mi? Bu isyanı ben tertip etmiş olsaydım veyahut tertibinden haberdar olsaydım hiç merak etme Filinta, emelime erişirdim. Bu kadar beceriksizce, acemice olmasına izin vermez, başladığım işi bitirirdim. Namertlik, ne cennet mekan pederimizin ne de amca sultanımızın bize bellettikleri arasındadır Filinta. Biz neysek oyuz. Kaderimiz için Allah'a güvenir, Allah'a sığınırız. Ağzımızdan çıkanı kul bilir. Gönlümüzden geçeni Cenab-ı Allah. Ağzımızdan çıkanla gönlümüzden geçen birdir bizim. Başka da diyeceğim yok. Muhafız efendi. Zindanımıza gitmek isteriz. Ne Mehmet'imin, ne Murat'ımın padişah efendimize karşı tertiplenen bu isyanla bir alakaları olmadığını bilirsiniz. Senelerdir onlara babalarının yokluğunu hissettirmediniz. Allah bin kere razı olsun sizden. Sultanımıza karşı bu kadar minnet ve şükranla doluyken böyle bir teşebbüste bulunacaklarına nasıl ihtimal verebilirsiniz? Şehzade Murat'ın bu konuyla alakası yok Valide Sultan. Murat'ın hastalığını biliriz, tedavisiyle de yakından alakadar oluruz. Murat'ın akli melekelerinin yerinde olmadığını cümle alem biliyor. İsyancılar mı bilmeyecek? Amma ve lakin Mehmet için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bu menfur hainlikle alakası kurulduğu takdirde Şehzade Mehmet hıyaneti vatanla mahkeme edilecek. Sen yolladığından emin misin Efendi Cemil? Evet. Kesinlikle eminim. Doğru. Onca seneniz beraber geçti. Peki benimle neden buluşmak hususunda bir fikriniz var mı? Mevzu
Boris Zaharyas ve Boris Zaharyas'ın hamleleri olunca bir sonraki adımını tahmin etmek imkansız. Boris'in hamlelerinin manasını deşifre etmek yerine onlara karşı hamlelerle cevap vermek en doğrusudur. Peki sizin hamleniz ne olacak Yüce Efendi? Bunlar nasıl geçti elinize paşam? Boris'le Hales için çıkardığın devriyelerden biri getirmiş. Şifreli mi bunlar paşam? Şifreli. Ne kadar vaktinizi alır bunları çözmek? Çözdük bile. Nasıl? Bizim telgraf nezaretinde kullanılan şifrelerden biri kullanılmış. Maşallah çocuklar da o yüzden hemencecik çözüverdiler. Peki kimlerin arasında bu telgraf? İsim var mı? Var. Bu konuşmalar iki kişi arasında gidip gelmiş. Birisi Boris Zaharyas, diğeri de Şehzade Mehmet. Namertlik. Ne cennet mekan pederimizin ne de amca sultanımızın bize belli ettikleri arasındadır Filinta. Biz neysek oyuz. Kaderimiz için Allah'a güvenir, Allah'a sığınırız. Ağzımızdan çıkanı kul bilir. Gönlümüzden geçeni Cenab-ı Allah. Mustafa'm, gücenme, darılma ama kardeşim. Ben bu Şehzade Mehmet'ten en başından beri hiç haz etmedim. Ben sana söyleyeyim. Muhteviyatı. Dünkü isyana dair. Al işte. Bu isyanı ben tertip etmiş olsaydım veyahut tertibinden haberdar olsaydım hiç merak etme Filinta, emelime erişirdim. Bu kadar beceriksizce, acemice olmasına izin vermez, başladığım işi bitirirdim. Mustafa! Mustafa nereye kardeşim? Ali, bu belgeleri bir an önce sultana götürmemiz gerekiyor. Gidelim paşam, gidelim. Kaç defa daha söylemem lazım. Yok, bu isyanı başlatanlarla, bu darbeyi tertip edenlerle, padişah efendimi tahttan indirmek hesapları yapanlarla en ufak bir alakam yok. Şehzade Mehmet'i çıkartacaktık tahttan. Mehmet efendi dediler bize. Şehzade Mehmet efendi. Başka bildiğim bir şey yok. Mehmet. Sadece reddetmekle kalmazdım. Bize bu şerefsizliği teklif etme cüretinde bulunan hainlerin canını bizzat kendi ellerimle alırdım. De ki amca sultanımıza, değil onun canına kastetmek, o mübarek sakalının tek bir kılı için bu naciz canımızı bir lassa da tereddüt etmeden feda ederiz. Başkaldıranların en tepesine ulaştığınızda karşınıza çıkan en yakınınızdaki olursa mesela. Devletimizin bekası ve şanlı istikbali için başkaldıran babamız daha iyi olsa gözünün yaşına bakmayız Şehzadem. Kaldırdığı başı gövdesinden ayırırız evvelallah. Thank you.
Demek Boris Zaharyas ve Şehzade Mehmet ha Ruhi Paşa? Maalesef sultanım. Şehzade Mehmet yarın sabah şafak vakti Kenan Efendi, Şeyhülislam Efendi ile tez vakitte görüşüp fetvasını hazırlatınız. Şahane. Her şey tertip ettiğimiz gibi ilerliyor ve daha da ilerleyecek. Kendilerini zeki sananlar, kibirlerince kaybetmeye mahkumdurlar. Nitekim Boris Zaharyas da kaybetti. Çok yakında bir elimizde ölü bir şehzade, diğer elimizde de Mustafa tarafından öldürülecek bir Boris Zaharyas olacak. Yoluma bir daha çıkma demiştim. Seni mi gönderdi? Kim? Seni buraya kimin gönderdiğini de bilmiyorsun. Zaten seni buraya kimin gönderdiğini bilseydin Mustafa, buraya gelmek yerine doğrudan onun yanına giderdin. Ama artık böyle bir şansın da yok. Hala çok konuşuyorsun. Kim? 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 Kim kötü bir soru. Çünkü yüzlerce cevabı var. Belki de binlerce. Hatta ben bile bu sorunun cevabı olabilirim. Ama mesela ne istiyor ya da ne istiyorlar? Osmanlı'yı yıkmak. Onlar Osmanlı'yı parçalamadan yönetmek istiyor Mustafa. Dünkü darbe teşebbüsünde bu yüzdendi. Öyle değil mi? O yüzdendi ama olmadı. Biraz da senin yüzünden olmadı. Omuzlarında ne kadar çok günah birikti farkında mısın? Benimkileri geçer. Şehzade Mehmet'in aklına nasıl girdin bilmiyorum ama... Şehzadelerde akıl yoktur. Olsa padişah olurlardı, olmadığı için şehzade. Akılsız oldukları için değildir belki. Vicdanlı bir imanlı oldukları içindir.
vicdan, iman. Bunlar fakirin ekmeği, zenginlerin fakirlere bedava dağıttığı ekmek. Uyan artık, uyan. Cihan değişiyor. Kanla. Kanla. Senin kanın, benim kanım, şehzadelerin, padişahın, Kadı Gıyasettin'in kanı. Ama cihan tarihi yeniden yazılıyor. Ve şifreli telgrafta. Şehzade Mehmet'le yaptığınız bütün şifreli telgraf görüşmeleriniz elimizde. Mehmet'le şifreli telgraf. Demek böyle biliyorsunuz. Mustafa. Kadı Gıyasettin neden öldürüldü biliyor musun? Çünkü en akıllınız oydu. Yüce Meclisi darmadağın edecek bir harekata başlamak üzereydi de ondan. Ve çocuklarını kaçırdınız. Çocuklar. Harekatın amacı Kadı Gıyasettin'in ölümüydü. Çocukların kaçırılması bir hata. Ya da Farah'ın vicdanı diyebiliriz. Mustafa. Ama senin buraya gönderilmeni bana sunulan yeni bir anlaşma olarak görüyorsam ben de bu anlaşmanın altına mutlumu kanla basarım. Kusura bakma. Mustafa. Mustafa. Bu anasız babasız bıraktığım küçük Mustafa için. Bu göz göre göre ölüme gönderdiğin, kızım dediğin, benim Lara'm için. Bu babam için. Ve bu milletin bekası için. Şehit düşmüş tüm yiğitlerim için. We'll be right back.
bütün kıyıya baktık. Hiçbir yerde yok amirim. Mustafa'm, adamın vücudunu kurşunla doldurdun ya, o ağırlıkla dibe batmıştır be Mustafa'm. 3 gün boyunca balıklara bedava yemek. Karadeniz'den balık dayanmamız artık kardeş, ben sana söyleyeyim. İyisin değil mi kardeşim? İyiyim. Kim bilir nereden karaya vuracak bu şerefsizin cesedi. Sultanım, tahkikatımız olabildiğince hızlı ve sonuç verecek şekilde ilerletilmeye çalışılıyor. Mazeret istemiyorum paşa. Dahiliye nezaretimiz bu hadisede bütün mesaisini bu işe vakfedecek. Baş üstüne sultanım. Harici nezaretimiz ne düşünüyor bu hususta? Bu hainlerin harici müttefiklerini bulup çıkarmak hususunda elimizden geleni yapmaktayız sultanım. Âlâ, sadaret divanımız da size her türlü konuda yardım edecek. Nazırlıklar arasında bağlantıyı sağlayacak. İşittiniz mi sadrazam efendi? Baş üstüne sultanım. Boris Zaharyas denen o hainin murdar cesedini bulunca da haberim olacak derhal paşa. Selimiye kışlasından 4 tabur askeran bütün sahillere sıralandı. Karaya vurur vurmaz haberimiz olacak sultanım. Âlâ. Boris Zaharyas'la nasıl bir irtibat kurdun Mustafa? Belli ki birileri o irtibatı kurmamı istedi sultanım. İsyanın ele başlarını tespit etmeye çalıştığımı bilen biri ya da birileri bana Boris Zaharyas'ı işaret etti. Destur var mıdır sultanım? Size her zaman var Kenan Efendi. Siz de paşalar, fikirlerinizi işitmek isterim. Destursuz dahil olabilirsiniz. Sultanım en doğrusunu bilir. Lakin işaret edilen kişi, çeşmenin başındaki kişi ise o işareti takip etmek lazım gelir. Sultanım, Kenan Efendi doğru söyler. Zaharyas karanlık işlerin adamı. Onu da bu isyanın tek şüphelisi ediyor efendim. İsyanla alakalı malumat edinebildiniz mi Zaharyas'tan? Malumattan fazlasını aldım sultanım. Onlar Osmanlı'yı parçalamadan yönetmek istiyor Mustafa. Dünkü darbe teşebbüsünde bu yüzdendi. Öyle değil mi? He. O yüzdendi ama olmadı. Şehzade Mehmet'le yaptığınız bütün şifreli telgraf görüşmeleriniz elimizde. Mehmet'le şifreli telgraf. Demek böyle biliyorsunuz. Zaharyas mevzunda haklı çıktın Kenan Efendi. Malumatı elde etmekten öte açık açık itiraf almış adamın ağzından. Allah kendisinden 1000 kere razı olsun. İsyanın kolunu Mustafa oğlumuz kesmiş. Başını kesmek de size düşer artık sultanım. Sen ne düşünürsün bu hususta Mustafa? O başı kesmeden evvel dilin diyeceğini bilmek ister belki sultanımız. Dil fitneye dönerse fitne hastalık gibi yayılır ahaliye. O vakit tek başı kesmek fayda etmez. Kesilen başlardan ibret kulesi dikmek icap eder. Kim ki haksız yere bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur.
Ah, oğul. Validem. Ne diye zahmet ettiniz buraya kadar? Tez zamanda çıkacağım nasılsa. İnşallah. Tez zamanda. Benim bu hainliğin mesulü olduğumu düşünmüyorsunuz değil mi? O nasıl söz oğul? Ben bilmez olur muyum? Senin ne elinde ne dilinde hainliğin zerresini bulamazlar. Bilirim de. Lakin. Lakin? İnsan bir kör kuyuya düşünce bastığı yerden değil, başını kaldırınca göreceklerinden medet umar. Gören de gösteren de Yüce Rabbimiz. Ancak Padişah Efendimizin kudreti sana yapılan bu haksızlığı ortaya çıkarmaya yeter. O senin baba yarın, amca sultanın. Bir elini öpsen. Benim için kimseye gitmeyin valide. Kimseye yalvarmayın da. Yapmadığım bir şey için kimseden af dilemem. Kapısına da gitmem. Bu amca sultanın bile olsa. Sen bilmez misin başımıza gelecekleri? Ya ölene kadar sürgün, ya da sürüne sürüne ölüm. Validem, devletin bekası için bugüne kadar ne oğlanlar kurban edildi. Sıra bize geldiyse boynumuz kıldan incedir. Yeter beni konuştuğumuz. Abim nasıl? Evreşe yolları dar, dar. Benim yarim yar. Evreşe yolları dar, dar. Bana bakma benim yarim var. Bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri. Gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri. Bana bakma benim yarim var. Bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri. Gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri. Evreşe yolları dar, dar. Bana bakma benim yarim var. Eğer şehzadem baş başa kalmak istiyorsa hemen dağıtırım kalabalığı. Ne oldu? Gözünde cenneti görüyorumlar bitti galiba. Seninle bir alakası yok. E ne o zaman şehzade? Geldiğinizden beri sizi mutlu etmeye çalışıyorum ama başaramıyorum. İsyan teşebbüsü güme gitti. O Filinta Mustafa denen eşkıya Boris Zaharyas'ı öldürmüş. Tahta geçtiğimde sadrazam yapacağım adamı. Buna mı canınızı sıkıyorsunuz şehzadem? Memlekette sadrazam yapacak adamdan çok ne var ki? Amca sultanım beni de biraderimin yanına yollamak istiyor. Biliyorum. Mehmet asla yetmez ona. Biliyorum yetmez, biliyorum. Şşş, tamam, tamam. Şşş. Bunların hiçbiri olmayacak. Siz hanedanın en zeki şehzadesiniz. Bugün değilse yarın tahta geçtiğinizde en kudretli sultan siz olacaksınız inşallah. Gerçi o zaman köşeye atıp unutursunuz Şerzan'ı ama. Seni unutmak mümkün mü Meleğim? Hele ki hiçbir saniye aklımdan çıkmazken. Çıkartmayın zaten. Kötülükleri çıkartın. İyiliği, güzelliği çağırın ki gelsin. Gel o zaman.